Evet. Biraz önce büyük bir patlama gördük. Gelen haberlerden endişe ediyorum. O patlamada birçok insan hayatını kaybetmiş olabilir. Yine çocuklar, gençler, yaşlılar olabilir. Ve biz o patlamayı, o anı burada bütün dünya ile beraber görüyoruz. Var mı elinizde bilgiler? Bir de sınırlı kara operasyonu ne demek? Onu da bir dinleyelim. Eğer bilginiz varsa Burak Erseniz. Ebru Baki, evet sabah farklı bir açıklama yaptı İsrail Ordu Radyosu. Amerikalıların tavsiyesine uyarak Amerikan Karaca askerleri İsrail'e intikal edene kadar, Gazze sınırına intikal edene kadar Washington'un tavsiyesine uyacaklarını söylemişti. Şimdi bir sınırlı kara operasyonundan bahsediyorlar. Buradan şu sonucu çıkartacağım. Kapsamlı bir kara operasyonu için zannediyorum Washington'un tavsiyesine uyacaklar ve Amerikan askerlerinin Gazze sınırına İsrail'e gelmesini, intikalini bekleyecekler. Ama rehinelerle ilgili bence İsrail Özel Kuvvetleri çalışmaya başladılar. Bu bombardıman dün gece özellikle 400 sivilin öldüğü bombardımanın ardından bugünkü bu son izlediğimiz görüntülerden sonra zannediyorum aynı anda aldığımız bilgi bu tam teyit edemedim ama İsrail Özel Kuvvetleri şu anda Gazze'de sızmış durumda ve rehineleri kurtarmak için bir operasyon Burak düzenliyor. Ersemin, siz bize anlatırken inanılmaz büyük bir patlama daha gördük. Çok çok sıklaştı. 10 Of dakikada bir değil, of. yani böyle 2 dakikada bir falan patlama yaşanıyor Gazze'de. İnanılmaz bir patlama daha. Burada insanlar vardır. Buyurun. Ebru Baki maalesef orada çok üzücü sahneler yaşanıyor şu anda. Yine siviller ölüyor. Dün Tabii. gece 400, belki şimdi 1000. Biz de şimdi 1 saat 10 dakikalık bir yolumuz var. Sderot'a gidiyoruz. Oradan oraya vardığımızda size çok daha net kameraman arkadaşım Nihat Fındık ile birlikte uzaktan da olsa 9 kilometre yakınında olacağız Gazze'nin. Biz de kendi kameramızla bu görüntüleri yakalamaya çalışacağız. Çok üzücü bir şey ama dediğimiz gibi zannediyorum o kapsamlı kara harekatı bu rehine kurtarmakla ilgili bir özel kuvvetlerin, İsrail özel kuvvetlerin operasyonu olabilir. Bir yandan da dikkati dağıtmak için dün geceden beri, dün gece de dakikada bir bomba inmiş. Maalesef işte bu manzaraları yaşamak zorunda kalıyoruz. Dediğiniz gibi orada şu anda yüzlerce genç yaşlı çocuk sivil hayatını kaybediyor. Bu bombalar onların üzerine yağıyor ve bütün dünya Gazze'de bu simsiyah hayatı ve acıyı izliyor. Bir yandan da İsrail kara harekatıyla esir operasyonu yapıyor. Sınırlı kapsamlı esirlere dönük kara harekatı. Kapsamlı harekat içinde Amerikan askerleri bekleniyor. Şu ana kadar elimizdeki durum bu, öyle mi? Doğru mu anlattım? Ebru Baki, evet yani bunlar tabii duyumlar, tahminler. İsrail hükümeti, Savunma Bakanlığı o kadar çok farklı bilgiler yayıyor ki sürekli bilgi akışı değişiyor. Bugün dediği yarınkini tutmayacak, dün dediği bugünkini tutmuyor. Yani bu kafa karışıklığında işte gördüğünüz gibi sivil katliamlar da devam ediyor. Devam ediyor. Yolunuz açık olsun. Nihat Fındıklı, Burak Ersemiz Sderot'ta olacaklar yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra. O Sderot'tan da çok daha kapsamlı yayınlar sizlere iletilecek. Sağ olunuz. Bir yandan da tabii o cephede gelen sıcak haberleri duymak daha hızlı ve doğru oluyor. Bir yandan da onları aktarıyor. Teşekkürler Burak Ersemiz.